Merhabalar, geldik 55. dersimize. Şimdi bu derste yorumlar tamamlandı. Sırada rotalar işlemi var. Rotalar işlemini düzenliyor olacağız. Sadece burada destination'a ait işlemler kalsın. Diğerlerini kaldırdım. Şimdi buna göre işlem yapalım. Öncelikle destination controller'da burada entity framework'e bağımlılığımız vardı bizim. Bunu bir kaldıracağız. Bunun için private read only i destination servisi bir çağıralım. Ctrl nokta dedim. Ardından şöyle abstract layer kullanalım noktalı virgül. Şöyle başına bir tane alt tire ekledik. Güzel. Sonra constructor'ımızı hemen tanımlayalım. Bu da tamamlandı. Ardından destination manager ile çalışmayacağız. Alt tire destination service ile çalışacağız. GetList metoduyla burası geliyor olacak. Güzel. Şunlar da aynı şekilde destination service olacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde hepsini değiştirdik. Herhangi bir sorun yok. Tabii bir de startup tarafında revize gitmemiz gerekiyor. Şöyle UI tarafına geldim. Startup tarafına geldim. Startup tarafında hemen şöyle şunları dahil edelim. Şu ikisini geldim. Ctrl D ile aşağı aldım. Bu şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi sana diyeceğim I destination service'ı buraya dahil et. Burası da Destination Manager olacak. Güzel. Burası I Destination Dal olacak. Burası da Entity Framework Destination Dal olarak bizi karşılıyor olacak. Çok güzel. Bunu da jenerik hale getiriyor olacağız buradaki yapıyı. Şimdi buradan bir çalıştıralım. Bir bakalım ilgili refactoring işlemi uygulandığı zaman nasıl geliyor? Önce bir onu görelim. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bu kısım. Şimdi admin slash destination slash index sayfası bizi karşılıyor olacak. Şimdi burası geldi. Bakın herhangi bir problem yok. Gayet sorunsuz bir şekilde burası gelmiş oldu. Yeni tur rotası dediğimiz zaman yeni tur rotası oluşturma işlemi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sitede gör deyince bunun detaylarını görüyoruz. Sil deyince siliyor ve update deyince güncelleme sayfasına taşıyor. Hiçbir problem yok. Şimdi destination details kısmı gelmedi. Burada bir sorun var sanırım. Ona bakalım. Sitede gör kısmında destination slash details gelmedi. Bizim normalde bunun olduğu bir kısım vardı. Controller'da destination controller. Daha sonra destination slash destination details. Nereye gidiyor bu? Ha, sadece details demişiz. Ondan dolayı gitmedi. Şöyle yapalım. Hemen düzeltelim. Destination slash destination details slash item nokta destination id. Tekrar şöyle sayfamız yenilensin. Bir bakalım şimdi nasıl gelecek. Beraber görelim. Şöyle sayfa yenilenecek mi, yenilenmezse tekrar çalıştıralım Visual Studio üzerinden. Geldi. Şimdi bakın sitede gör dediğim zaman Destination Details kısmı gelmiş oldu. Bunların detayına döneceğiz. Yani en son UI tarafını tekrar dönüyor olacağım. Artık burada şunu söyleyebilirim. Benim tur rotaları ile ilgili herhangi bir işlemim kalmadı. Tur rotaları tamamen istediğim formatta sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi Destinations ile ilgili Edit Top 200 Row dediğim zaman biz burada Price'ın türünü ne yapmışız? Ona bir bakalım. Biz Price'ın türünü float yani double yapmışız diğer tarafta. Tamam, ondalıklı olarak geliyor. Tabi bunun işte dolar TL artık neyse ona göre ilgili türü verilir. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu yapacağım. Şunları bir kapatıyorum. Bunları kapattım. Bunu da kapattım. Ardından views'te yer alan admin'de yer alan partial sidebar yani sol menü. Şimdi yorumlar için bu kısmı eklemiştim. Geldim şurayı kopyaladım. Rotalar içinde ekliyorum. Sadece şurası destination olacak. Böylece rotalar kısmı tamamlanmış oldu. Çok güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi rotaları da yaptığımıza göre sırada misafirler var. Yani sisteme üye olan kişileri alacağız. Misafirlerimizi alacağız. Şimdi biz misafirler için kullandığımız tablo ASP.NET User tablosu ve user tablosuna göre işlem yapıyor olacağız. User tablomuzda şu anda sadece iki tane misafirimiz var ama biz onları da listeleyelim istiyoruz. User tablosuna göre işlem gerçekleştiriyor olacağız.
Şimdi bizim misafirler tablosu için de bir link verelim. Erişimi kolay olsun. Admin/ misafir normalde guest olur. Guest diyelim, bozmayalım. Veya kullanıcılar diyelim. User olsun. Admin/user/index olarak bizi karşılıyor olacak. Şimdi araya tarafına geldim. Admin'de yeni bir controller tanımlayacağım. Ekle dedim. Yeni bir controller ekliyorum. Bu controller'ımın ismi arkadaşlar MEC boş bir controller olacak. İsmi de user controller olacak. Şöyle şurayı user controller olarak tanımladım. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra user controller'ın buraya eklenmiş oldu. Önce senin bir araya olduğunu ve araya içerisinde adminle beraber çalıştığını programa bildirmiş olalım. Güzel. Şimdi biz burada ne yapmak istiyoruz? User tablosuna ait verileri listelemek istiyoruz. Bizim zaten user tablomuzu köprü olarak kullanan bir tablomuz vardı. O tablonun ismi neydi? O tablonun ismi app user'dı. Yani kullanıcı uygulama kullanıcıları. Şimdi business tarafına baktığım zaman abstract'ta app user ile ilgili herhangi bir değer yok. Concrete'de de aynı şekilde yok. Şimdi bizim ilk önce app user tarafı ile ilgili bir ne tanımlamamız gerekiyor? Listeleme işlemi için class tanımlamamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağım? Bunun için şöyle yapacağım. Önce data access tarafına geliyorum. Data access'te abstract'a baktığım zaman abstract'ta da benim değerim yok. Hemen geldim şöyle yeni bir item ekleyeceğim. Bir interface olacak. Bu interface'imizin ismi app user dal olsun. App user dal olarak burayı tanımlamış olduk. Sen diyeceğiz public ol, ardından iki noktamızı ekledik. Public dedikten sonra şöyle generic ifadeden miras alacaksın. Şurada ctrl noktama ekledim. Bununla beraber kullan. Tabii biz bununla kullanmayacağız. Kimle kullanacağız? App user ile kullanacağız. Çünkü app user sınıfına göre işlem gerçekleştiriyor olacağız. Güzel. Burası tamamlanmış oldu. Bu bir. Sonra Entity Framework'ün içerisine sağ tuş ekle yeni bir class tanımlayacağım. İsmi Entity Framework App User dal olsun. Entity Framework App User dal. Burada da hemen bir yerden şöyle miras alalım. Şunu geldim kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Sen Access Modifier olarak public ol. CTRL nokta ile bunu buraya dahil ediyorum. Aynı şekilde entity ve comment dalı da dahil ettim. Tabi isimler değişecek. Şimdi biz burada neyle çalışacağız? Comment ile değil app user ile çalışacağız. O zaman burası da app user dal olacak. Bu şekilde tanımlanmış olacak. Çok güzel. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Sonra bunun business tarafında tanımlanması gerekiyor. Önce abstract'ta sağ tuş ekle yeni bir interface tanımlayacağız. İsmi app user service olsun. App user service olarak burayı tanımlamış oldum. Ardından şuraya geldim, kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri geldim. Public olarak şuraya yapıştırdım. Güzel. CTRL nokta ile yine dahil ediyorum. Ardından burası ne olacak? Burası app user olacak. Çok güzel. Son olarak manager tarafı. Concrete'e geldim. Sağ tuş ekle yeni bir class. Class'ımız bir manager class'ı olacak. Şöyle. İsmi app user manager olacak. Şimdi App User Manager için hemen ilgili atamalarımızı yapalım. App User Service'den miras alacaksın. CTRL nokta dedim. Ardından bunu kullandım. Tekrar CTRL nokta deyip Implement Interface dedim. Sonra burada App User Dal dedim. CTRL nokta ile bunu hemen örnekleyelim. Şöyle noktalı virgülümü koydum. Geldim buraya da alt tire ekledim. Güzel. App User Manager'da CTRL nokta generate constructor dedim. Constructor'ı da oluşturdum. Şimdi benim ilk önce amacım veri listelemesi yapmak. Return alt tire app user dal nokta get list olsun. Bu şekilde verilerimizi getiriyor olacağız. Çok güzel. Buraya kadar bir problem yok. Sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunu startup tarafında konfigürasyonu yapmam gerekiyor. Geldim startup tarafına. Startup tarafına geldikten sonra şu ikisini kopyalım. Geldim şöyle 6 aldım. 6 aldıktan sonra diyeceğim ki app user service app user manager. Burası app user dal. Burası da entity framework app user dal olarak bizi karşılıyor olacak. Çok güzel. Hiçbir problem olmadan buraya kadar bütün tanımlamalarımızı vesaire yapmış olduk.
Şimdi verilerin listelenmesi gerekiyor bize. Listeleme işlemi için private read only iapp user daldan, pardon, iapp user service'ten ctrl nokta ile bunu örnekledik. Bir tane app user service file'ı oluşturdum. Sonra constructor'ı tanımladım. Ardından veri listelemesi için diyeceğim ki var values eşittir alt tire app user service nokta get list dedim. Geriye de bize values'u döndürsün. Tabii şu anda values'un içerisinde mesela neler var? Ben şöyle values nokta dediğim zaman sütunları görebilir miyim? Göremem. App user içerisinde döndürmem gerekiyor. Şu an values'un içinde ne olduğunu göremem. Mesela app user'dan, app user sınıfından, app user'ı bir burada kullanalım. CTL nokta dedim. İşte buradan bir app user nesnesi üretmiş olalım. Ondan sonra nesne nokta dediğim zaman bakın app user tablosuna ait sütunları veya sınıfa ait klasları burada görmüş olduk. İndekse sağ tuşa tıkladım. Add view diyeceğim. Şimdi bir bakalım. Şöyle add view demeyi bekliyorum. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bu kısım. Şöyle add view dedim. Razor view kısmına tıkladım. Ardından admin layout'u kullanacak. Admin layout'la beraber çalışıyor olacağız çünkü. Admin layout tarafı bir gelsin görelim bakalım. Buna göre işlemlerimizi sürdürüyor olacağız. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bu kısım. Ders süreleri biraz daha uzayacak demiştim sonlara doğru gelirken ama 100. dersi inşallah finali yapıyor olacağız. At using entity layer nokta concrete daha sonra at model list olarak küçüktür sembolü içerisinde sen bana neyi vereceksin? App user'ı veriyor olacaksın. Güzel. Şimdi veri listelemesi yapacağız. Veri listelemesi için hemen bir yerden şöyle şurayı da kapatalım. Örnek bir listeleme yapısı alalım. Mesela araya da admin tarafında view'e geldim. Burada comment'e geldim. Comment'in indeksinde. Şöyle şu tablo yapısını olduğu gibi kopyaladım. Ardından buraya geldim. Buranın ismi kullanıcı listesi olsun. Yani tam olur. Kullanıcı listesi. Şimdi burası bizim sistemimizi kullanacak olan yani sisteme otantike olan kişilerin listesi olacak. Ben bu otantike olan kişilere göre işlem gerçekleştireceğim çünkü. Geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra hemen düzenlemelerimizi yapalım. DS şimdi kullanıcı şöyle diyeyim. Ad soyad ondan sonra ad soyattan sonra başka neler gelebilir bakacağız. Şimdi item nokta öncelikle ID gelsin. ID'den sonra bir name artı diyelim bir dakika artı. Hatta name boşluk şöyle direkt kullanabilir miyim? Item nokta surname dersem herhalde olur. Tamam name ve surname bu şekilde kullanmış olalım. Sonrasında ASP.NET User tabloma geri döndüğüm zaman görseline ihtiyacım yok. Adı soyadı aldım. Ondan sonra cinsiyet çok gerekli değil. Kullanıcı adını alalım bu kişinin. Item nokta username alalım. Username'i tutalım burada. Güzel. Ondan sonra başka normalize kullanıcı adı değil. Mail adresini alalım. Şöyle kontrolde mail demiş olalım. Tamamdır. Burayı da aldık. Ondan sonra başka bir şeye gerek yok. Güzel. Şimdi kişinin adı soyadı ondan sonra kullanıcı adı maili. Gerçi gerek var mı? Ona da emin değilim kullanıcı adı mailini ama şöyle ben buton ağırlıklı ilerleyeceğim. Şöyle ad soyad işte bir bakalım nasıl duruyor. Kullanıcı adı ondan sonra mail adresi. Şimdi sonra sil yok bir kere. Sil olmayacak. Silden başka bir şeyler kullanacağız. Öncelikle düzenle diyelim. Bu kullanıcıyı düzenleyelim. Düzenleyerek başlayalım. Sonra kontrolde yani sil de olabilir. Hatta sil de olsun. Sistemden silelim kullanıcıyı. Sil düzenle. Sonra yorumlar olsun. Yani bu kullanıcının yaptığı yorumları ben görüntülemek istiyorum. Bunu gerçekleştiriyor olacağız. Şimdilik 3 tane alan. Bir de bu kullanıcının kayıt olduğu daha önceki turlarını görebilir miyim? Mesela reservation kısmında biz neye göre işlem gerçekleştirdik? App user ID'ye göre. O zaman bunu da yapabiliriz. Yorumlar ve tur geçmişi. Tur geçmişini ben burada görüntülüyor olacağım. Şimdi bir kere tarihe gerek yok. Burada sen diyeceğim ID'ye göre işlem yapacaksın. Burası ID olacak. Admin slash önce neyle başlıyoruz? Önce bir saniye kullanıcı adı. Mail sonra sil. Admin slash neydi ismi? User. User slash delete user. Kullanıcıyı silsin. Delete user. Güzel. Sonra Ctrl D ile bunları aşağı aldım. Silden sonra ne geliyor? Düzenle geliyor.
admin/edit user admin/comment user admin/reservation user yani kullanıcının rezervasyon geçmişi. Şimdi burası düzenli olsun. Düzenli. O zaman burası da success olsun. Güzel. Burası yorumlar olsun. O zaman burası işte başka bir şey olsun. Outline, örneğin info olsun. Burası geçmiş, tur geçmiş olsun. Tur geçmişi. Burası da primary olsun. Sonra benim burada bir tane tablodan sonra şöyle kendim manuel olarak kişi ekleyebilmeliyim. Bunun için şöyle bir tane ahref ekliyorum. Eşittir. /admin/user/addUser. Yani kullanıcı ekle. Buraya gidecek. Class eşittir. btn boşluk. btn tire. Outline. Primary olsun. Şurayı da secondary yapalım. Ondan sonra ismi de yeni kullanıcı kaydı olsun. Bu şekilde. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Bir bakalım. Derleme sırasında herhangi bir hata yok gibi gözüküyor. Verilerimiz karşımıza geliyor olacak mı? Beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Bakın geldi. Herhangi bir sorun yok. Gayet böyle istediğimiz formatta gelmiş oldu. Bence güzel oldu burası. Sil, düzenle falan. Şimdi burada ID kısmı ile ilgili de şöyle bir revizeye gidebilir miyiz? Ben mesela ID'yi böyle 3-4 olarak görmek istemiyorum. Onun yerine şöyle yapsak ben diyorum ki int sayaç eşittir 0 noktalı virgül. Daha sonra döngünün içine girdiğimiz anda sayaç et sayaç eşittir et sayaç artı 1 sayaç 1 artsın. Böyle olmuyor muydu burası? Bir saniye. Şöyle yapsak, et desek, süslü parantez içinde yapsak, sayaç eşittir, sayaç artı 1. Bu şekilde kullansak. Sonra şuraya da item.id yerine et sayaç gelse, bu şekilde daha böyle istediğimiz gibi olmaz mı diye bir düşünüyorum ama yani burada 3-4 yazmak yerine silinen kullanıcıları böyle arada id atlamasın. Onun yerine bakın tam böyle istediğim formatta oldu. Bunu dilerseniz hepsi için kullanabilirsiniz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bu kısım. Güzel. Şimdi bunun detaylarını oluşturacağız. Sil, düzenle, işte yorumlar, tur geçmişi falan. Buna göre işlem gerçekleştiriyor olacağız. Bunları yapacağız. Şimdi bunlar arasında ilk olarak silme işlemiyle başlayabilirim ama silme işlemi sadece yazacağım. Çünkü zaten kullanıcım çok az olduğu için şu anda bir silme işlemi uygulamayacağım. Sadece şey olarak kalsın burada. Public iAction result delete user. Küçük bir ödev versem yapabilir misiniz? Şöyle bir ödev olsa, soru cevap kısmına yorumları bırakırsanız sevinirim. Ödev şu olsun mesela. Silme işleminden önce kullanıcıya bir pop-up çıksın. Hani gerçekten silmek istiyor musunuz tarzında. Eğer kullanıcı evet derse ona göre silme işlemi yapılsın. ID'ye göre bul. Bulduktan sonra şöyle diyelim. Alt tire app user service nokta delete parantezinde values. Values'tan gelen değeri sil. Sonra işte return redirect action. Tabi burada bir indeks yönlendireceğiz ama bunu şeyle beraber root'la beraber yönlendiririz. O root ayarlarını da yapıyor olacağım. Şimdi burası böyle. Ondan sonra bize ne gerekiyor? Sonrasında bize düzenle yorumlar ve tur geçmişi gerekiyor. Yani bu kişinin daha önce sistemde yaptığı yorumlar, daha sonra işte tur geçmişi falan bunları yapmamız gerekiyor. Bir metotlarını tanımlayalım. Public iAction result edit user diyelim. Int id süslü parantezimi açtım. Geldim şurayı kopyaladım. Ardından sen http get attribute'üyle beraber çalışacaksın. Return view kısmına da values'tan gelen değeri gönderiyor olacağız. Güzel. Sonrasında şurayı olduğu gibi kopyaladım. Geldim. HTTP post attribute'üyle beraber çalışacaksın dedim. Buraya yapıştırdım. Parametre olarak sen diyeceğim app user sınıfından bir app user parametresi alacaksın. Ardından alt tire app user service nokta update parantezinde app user'dan gelen değere göre güncelle. Return view değil. Return işte redirect to action çift tırnak içinde indekse yönlendirsin.
bize. Bu şekilde yönlendirme işlemi yapacak. Tabii edit user için bir de sayfaya ihtiyacımız olacak. Sonrasında ne lazım? Sonrasında yorumlar lazım. Yani bu kullanıcının yapmış olduğu yorumları ben görmek istiyorum. Public iActionResult comment user. Kullanıcıya ait yorumlar. Burada bir ID'ye göre işlem gerçekleştireceğiz. Çünkü comment tablosuna baktığım zaman bir bakalım, tabi maile göre de olabilir. Hangisine göre yapmışız? Neye göre yapmışız biz burayı? Şimdi burada ilişki yok. Comment ile şeyin arasında, app user'ın arasında ilişki yok. İlişki olmadığı için kullanıcı adına göre işlem yapmışız. Biz burayı ne yapacağız? Biz burayı revize ediyor olacağız. Aslında burada ID de alınabilir. Yani ID de oldukça kolay bir şekilde alınabilir. Düzelteceğiz onu. Alt-app-user-service.getList diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Return weird diyelim. Yani şimdilik böyle bir şeyler yazalım ama bunları revize edeceğiz. Çünkü ID'ye göre gelecek burası. Ve aynı şekilde bunu kopyaladım, geldim, yapıştırdım. Comment user vardı. Bir de reservation user var. Bu da kullanıcının geçmişte kayıt olduğu turlar için gerekli olan listeleme işlemi olacak. Tabi bunların her biri için ayrı ayrı view'ler tanımlanıyor olacak. Güzel oldu bence. Herhangi bir sorun yok. Şimdi burada duralım. Bir sonraki dersinizde şuradaki 4 butonu ve şu butonu, 5 butonun işlemini yaparak devam edelim.